Evet değerli arkadaşım bize bir paralel kenar verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Değerli arkadaşım şuradaki Z'yi görüyorsun değil mi paralellikten? Burası 35'tir, burası da 35'tir. Güzel insan 90, 35. Geriye kaç kalacaktır 180'e tamamlamak için? 55 derece. E bu e, A, F, E ikiz kenar verilmişti. E burası da 55'tir. 55, 55 daha 110. Geriye hocam buraya 70 derece kalır. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirlerine eşittir. O halde 70, 35 ile X'in toplamı olduğuna göre... X'i kenara çekersek X'i 35 doğru seçeneğimizde Adana bulurum. Değerli arkadaşım bize bir paralel kenar verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. AD 8 ise doğal olarak BC'nin de 8 olması gerekir. HCA dersem HBC üçgeninde dik üçgeninde Pisagor uygularsak A kare artı 4 köküçün karesi eşittir 8'in karesine düzenlersek a kare artı 16 48 yapar eşittir 8'in karesi 64'tür 48'i karşıya atarsam a kare eşittir değerli arkadaşım buradan ne gelecektir 16 mı geliyor 16 geliyor her tarafın karekökünü kökünü aldığımda a'yı 4 bulurum yani değerli arkadaşım burası 4 ya bu bana çok tanıdık geldi ya 90'ın karşısı 8 ise bir şeyin karşısı yarısı oluyordu 4 yani 30. Ha burası 30 derece. 60'ın karşısında bunun kök 3 katı tuttu mu tuttu. Demek bu aslında 30 60 90 özel üçgeni. E ben biliyorum ki paralel kenarda karşılıklı açılar birbirlerine eşit. Burası 60'sa burası da 60'tır. O zaman buraya 30 derece, buraya 30 dereceyi yapıştırırım. Doğru mudur değerli arkadaşım? Peki yolumuza devam edelim. Burası 30 derece. E peki arkadaşım aynı mantıkla devam edersek biz burada. Burası 30. E buraya kaç kalacaktır? 60 derece. Neden? Burası 90 ise şuraya da 90 dereceyi yapıştırın. Şurası 90 ya yani indiğim zaman burası da 90 derece olacaktır. Hocam 30'un karşısı 4 kökü ise 60'ın karşısı kökü 3 katı kadardır. Kökü 3 katını alırsam. X12 doğru seçeneğimde C Ceyhan bulmuş olurum. Değerli arkadaşım ne anlatırsak anlatalım. Üçgen benzerliğinden kurtulamayız. Bir paralel kenar sorusu ama geldi bir bak bakalım. DE'ler 3'ün katı. 3 DE 3K ise yanlış yere yazdık. EC'ler kaçın katı olmalı? 2'nin katı 2K. DC'nin tamamı 5K. Paralellikten AB 5K'dır ki bak bu iki üçgen kelebek kuralı gereği benzerdi. Tabanların birbirine oranı 2K'nın 5 k oranı. E hoca evet arkadaşım 6 6'nın x oranına eşit olacaktır. Ne hocası? 6x. E düzenleyelim. K'lar gitti. Her tarafı ikiye böldüm. 3. E, e, Çapraza girdim. Hocam bir de konuşursan soruyu çözeceğiz. x'i 15. Doğru seçeneğimde edirne bulurum. Tamam mıdır? Artık biliyorsun arkadaşım. Tek korkmayacağımız konu katlama soruları değil mi? C'yi katlamış V'ye getirmiş. Dur 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 dur. Açı ortayları yapıştırdım. Adam bana ilk şekli de çizmiş. Biliyoruz ki çizilmeseydi ilk şekli ben çizecektim. Hocam bak burası çizik açısıysa burası da çizik açısıdır katlama soru gereği. Ayrıca buraya dikkat etmeni istiyorum. Nokta açısı Z kuralı geri A buranın tamamı da nokta açısıdır. İkiz kenarlık vardır. Ben FE'ye A dersem bu uzunluğun bu arkadaş uzunluğuna eşit olması gerekir. Yani 12 artı A ise burası da 12 artı A'dır. Hoca e, fa A birimse EC de birimdir. Neden? Katlıyorum. onlara? aslında aynı şeyler. Hocam son noktayı koyalım. E DC ile AB paralel birbirine eşit uzunluklara sahip. X artı A'nın A artı 12 eşit olması gerekir. A'lar birbirini götürür. X ve 12 doğru seçeneğimi Denizli'ye yapıştırdım bile. Değerli arkadaşım yaslan arkana geldim bu soruyu izlemeye değil mi? Bak şimdi AC, BD paralel kenarın Köşegenleri mi köşegenler birbirlerine eş parçalara böler bir dakika bir dakika bak 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 dostum bak burası kenar ortay nerenin A A D B C üçgen heyecanlandım bak ben de kekelemeye başladım D E, e eşit e, kenar ortayların kesişim noktası lan bu F ben de D'den bir BC'ye C'ye doğru indirirsem buradan da bir tane de ben kenar ortayı oluşturayım kenar ortayların birleşim noktası bize burada 6 tane eş üçgen alanı verir. Ben bu üçgenin alanına A, bu üçgenin alanına A, bu üçgenin alanına A, bu üçgenin alanına A, bu üçgenin alanına, A, bu üçgenin alanına, A, bu üçgenin alanına da A, bu üçgenin alanına, da A, bu üçgenin alanına da A deme hakkına sahibim. Kaç tane A var? 6 tane. E 6 A da burada yok mudur? O zaman bizim paralel kenarın alanı 12 çarpı A'dır. Dur dur A'yı bulalım. Peki bu sarıyla taradığı bölge 18 birim kare verilmemiş mi? Santimetre kare. O kaç A'ya denk geliyor? 2A'yı o zaman 2A 18 ise her tarafı 2'ye bölersem A'yı 9 yerine de yazarsam 12 çarpı 9'dan verilen paralel kenarın alanını 108 santimetre kareyle doğru seçeneği Ceyhan buldum. Değerli arkadaşım bir alan oranlama sorusu. Yalnız biliyoruz ki biz böyle sorularda çok fazla üçgenlerden yine yardım alıyoruz. Üçgen, üçgen, üçgen. Boşuna bu adam üçgen demiyorsa ne yaparsan yap. Üçgeni çok iyi bil arkadaşım. A, e, y, K dersek DE Bunun dört katıdır. Hadi biz oranlayalım. Tabanlarla alanlar oranlıydı. K'ya A birimlik alan, birim karelik alan gelirse 4K ya da 4A birim karelik alan gelir. Şimdi DAF üçgeniyle ee hocam bir tane daha bir şey çizelim de bari. FBC üçgenine bak bak bu iki üçgenin yükseklikleri eşit tabanları da aynı olduğuna göre buradaki alanla buradaki alanın da eş alanlar olması gerekir. 4A A daha 5A o zaman buranın da 5A oluşması gerekir. Ben şunu biliyorum. Bir paralel kenarda üçgen İçi oluşturduğun üçgenin iki katı paralel kenarın alanını verirdi. Ayrıca buradaki alanlarla sarı bölgeli alanlarla yeşil bölgeli alanlar birbirine eşittir. 4A, A daha 5A. 5A da buradan geldi. Etti sana burası 10A. D, E, F. D, E, F mavi bölge alan 4A bölü. A, B, C'de Bizim paralel kenarın toplam alanı. Toplam alanı da kaç a'ya denk geliyor? 20 a'ya. Sadeleştirip düzenlersek, her tarafı da 4'e bölersek, 1 bölü 5 ile doğru seçeneğimi Edirne bulurum. Değerli arkadaşım bize bir paralel kenar verilmiş ve köşegenler köşegenler biliyorum ki bu arkadaş bu arkadaşla eşittir. Şimdi senden istediğim A, B C üçgenine bakma. Bak bu E noktası daha doğrusu EB doğrusu bir kenar ortay doğrusu. Bak bu AK doğrusu BC'yi ortadan kestiğine göre bir kenar ortay doğrusu. Kenar ortayların kesişim noktası ağırlık merkezini verir. O zaman bu F noktası aslında bir ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinde 1'e 2 oran vardı. Yani burası 3 ise burası 2 katı 6'dır. Hocam bu yeşilli olan bölgenin tamamı 9 birimdir. Tamam mı? Peki ben şunu da biliyorum. Köşegenler birbirlerini eşit ortalıyordu ya. DE ile EB eş uzunluğa sahiptir. Burada 9 ise burada 9'dur. E bana BD sorulmuyor mu? Bunun tamamı 9, dokuz, 9'dan 18 santim. Doğru cevabında Adana şıkkıdır. Değerli arkadaşım yaslan arkana çok tatlı bir soru var. Korkmayın şöyle sorulardan. Şimdi şunu derim ben bakar bakmaz neyi derdim biliyor musun? Açı ortay doğrusu açı ortay doğrusu buraya bir kere 90 derece yapıştır. Ya hocam kafana göre ezber ezber anlatıyorsun gel ispatlayayım. Burası A burası A açı ortay. Paralel kenarda karşılıklı açılar birbirine eşittir A'dan 2A. Hocam buraya da B dersen burası da B'dir. Şu bütünler açı olduğuna göre 2A artı 2B'nin 180 her tarafı 2'ye böldüğümüzde A artı B'yi 90 derece bulurum. Yani burası şimdi dur. Z kuralı gereği. Nokta açısıysa Z kuralı nerede? ahanda burada bak. Z'yi gördün mü? Burası da nokta açısıdır. Yani buraya A demiştim. İkiz kenar oldu. Burası 5'tir. Tamamı 7 ise buraya kaç kalacaktır? 2 kalacaktır. DC C, A, B'ye işte eşit olmak zorundaydı. Dur hocam. Burası nokta A açısıydı. O zaman terslikten burası da nokta A açısı. Bak A artı B 90'dı. Geriye de kaç kalacaktır? 90 derece. O yüzden sorunun başında direkt orayı 90'ı yapıştırdım. Dur bakalım. Neler yapacağız? Hoca, 90'ın gördüğü uzunluk 2 2000 birimse neyin gördüğü bir birim oluyordu? 30 derecenin. Demek ki bu A aslında 30 derece. O zaman burası da 30 derece. Burası da 30 derece. İkiz kenarlık. O zaman burası da 120 derece kalır. Peki güzel insan. Ben biliyorum ki ikiz kenarda aradaki açı 120 derece ise kenarlar 5 ise 120 gördü. Bunun köküç katı kadardı. O zaman buranın 5 köküç. E bana x soruluyor da ben de onu buldum işte ya. Sonucum denizli olmalıdır. Tamam mı? Değerli arkadaşım çok zor bir soru değil ama beraber bir bakalım senle. Ya soru bak burada açı ortaya verilmiş adam boşuna vermemiş. Ya ben de bir paralellik olsa E'den A, B'ye ve DC'ye paralel çizsem ne güzel olmaz mı? Nokta açısı Z kuralı gereği. Nokta açısı A sana üçgen. Ben bu yani şurasıyla şu uzunluk eş uzunluklardır. Ben bu uzunluğa A birim dersem buraya da A derim. DA'nın tamamı 24 ise geriye 24 eksi A kalır ki buradan Pisagor'u yaptığım andan itibaren ben A'yı çekerim. A'yı bulmak demek aslında kimi bulmak demektir? X'i çünkü bunlar paralel eş uzunluğa sahip o zaman burası. 24 eksi A'nın karesi artı 12'nin karesi eşittir hipotenüsün karesi olan a'nın karesine. Şimdi değerli arkadaşım bunu uzun uzun çözmeyeceğim. Büyük ihtimalle burada özel bir üçgen gelmeli ki soru hızlıca çözülsün. Ne verirsem tutar 12. Aklım 3 4 5'in katları geliyor her seferinde. Sen de hep böyle bak tamam mesela a'ya 15 verdim sanki tuttu ya. a'ya 15 ver bak 24'ten 15 çıktı 9. 9'un karesi 12'nin karesi 15'in karesi 3 4 5'in kaç katı 3'ün katı. 3 üçer katları yani 3'ün 3 katı 9. 4'ün 3 katı 12. 5'in 3 katı 15. O zaman A'yı 15 vererek tutturdu mu tutturdu. Yani uzatarak da yaparım. Neden? Cebirsel olarak açarım bunları denklemi çözerim. A yine oradan 15 bulurum. Peki A 15 ise doğal olarak X'in de kaç olması gerekir? 15. O hali doğru seçeneğim de Ceyhan olması gerekecektir. Değerli arkadaşım aslında çok tatlı bir sorumuz var. Yalnız ben bak soruya bakar bakmaz şuna 90 diyeceğim. Sen de neden demeyeceksin artık değil mi? Benim videoları izlediysen defalarca bunu söyledik. Yöndeş açı A'ya B'ye B dersem tamam tamam diyeyim hadi bak son kez diyorum. Aynısını çok kez anlattım bunu. 2 artı 2 ve kaç eşit olmalı? 180'i her tarafı ikiye bölersek A artı B 90 derecedir. Hocam A artı B 90 ise doğal olarak buraya da 90'ı yapıştırabilirsin. Tamam buraya öğrendim hocam. Devam et bakalım. Şu F'den DC ve AB'ye paralel bir tane doğru göndersek gönderin. Şimdi burası Z kuralı gereği B açısı ise burasının da B açısı olması gerekir. İkiz kenar bu arkadaş bu arkadaş eşittir. 90'dan inersen indim dikten denden denden ortadaki benden de aslında burada bir muhteşem üçlü oluştu. Burada da sıkıntı yok. Peki arkadaşım du bakayım. Şu AD'nin tamamı 12 birimi. Burada 2'ye yarıya böleceğiz. 6'ya 6. O zaman burasında kaç olması gerekir? 6 olması gerekir. Peki şu uzunluk 6 birimse şuradaki uzunluğun da 6 birim olması gerekir. 1'i buradaysa 5'i buradadır. Ki sen şu sarıyla gördüğüm üçgenin özel bir üçgen olduğunu gördün. 5, 12, 90'ın da verildiğine göre hipotonüsümün hipotenüs mü? Değil mi söyleyemedik? 13 olması gerekecektir. Bu uzunluğumun buradaki paralellikten dolayı bu uzunluğuma eşit olması gerekir. X'imiz 13 artı 6'dan X'imizi 19 doğru seçeneğimizde Bursa'yı yapıştırırız. Değerli arkadaşım yaslan argana efsane bir çözüm yapacağız. Şimdi bak birçok yöntemi uyguladığını düşünüyorum. Buraya gelip dinlediysen bak daha farklı bir yöntemle çözeceğiz. Buraya iki alfa derin. Neden? Z kuralı gereği öyle bir açı çiz ki şuradan da iki alfalık derecelik bir açı oluşturacak şekilde bir doğru çizelim. Şurası da iki alfa olsun. Hocam iki iç açının toplamı komşu olmayan bir dış açı eşittir. O halde burası alfa ise buranın da ne olması gerekir? alfa. Eyvah eyvah. Hocam bak buradan 2 alfadan bu arkadaş bu arkadaş eşittir. Buradan da ikiz kenarlıktan alfa alfadan yine bu arkadaşın bu arkadaş eşit olması gerekir. Burası 5 birimse burası da 5 birim. Şöyle farklı bir renkle göstereyim. 5 birim. Buranın da 5 birim olması gerekir. Tamam tamamı 10 geriye 8 kalır. Şöyle yapalım güzel insan? Şuradan 1, 90 derece indirelim ikiz kenarlıktan. O zaman tabanı iki eşit parçaya bölecektir. 4'e 4, 5, 4. O zaman burası özel üçgenden 3 gelir. Dur 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 dur. Efsane bir şey yapacağız. Şu Şöyle bir şey gönderelim. Biz bir köşegen çizelim. A'dan E, A'dan C'ye. Şimdi değerli arkadaşım. Ben şu sarıyla taradığım bölgenin alanına A dersem. Taban 5. Beş. 5'e A denk gelirse 10 tabanına kaç A denk gelir? 2A. Peki köşegen çizdiğime göre bu AC'nin üst kısmında oluşan üçgensel bölgenin toplam alanı 3A değil mi? O zaman diğer kalan kısmı da 3A'dır. Paralel kenarın alanı 6A eşittir. Biz A'yı bulacağız. Dur 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 dur. Gel. Şimdi A eşittir. A şu bölgenin alanıydı. Ben biliyorum ki bir üçgenin alanında taban çarpı. Buranın tabanı kaç? 13. Yüksekliği kaç? Bak burada buldum 3. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den A'yı 13 çarpı 3 bölü 2 buldum. Bana 6 A lazımdı. 6 çarpı 13 çarpı 3 bölü 2'den 2 ile 6'yı sadeleştirdim. 3. Düzenleyelim. Ee, 13 ile 3'ü çarptım. Ne yapar? 39. 39 da de 3'ü çarptığım zaman 117 ile doğru seçeneğimi Bursa yapar kalem attırır. Efsane bir çözümdür. Yalnız bu sorunun farklı farklı sinüs teoremleri kullanarak da çözebilirdik. Ama birazcık canını sıkardı. Çözebileceğimiz en kolay yöntemle çözmeye çalıştık. Haydi bakalım yolumuza devam edelim. Değerli arkadaşım sorumuza baktığımızda bizden istenen şu kırmızıyla gösterdim. A bölgesinin alanı. Hemen şöyle bir şey yapalım. D ile E'yi birleştirelim. Şu A 12 ise C, 3 üçgenin DEL üçgenin alanında 12 artı A olmalıdır. Yamuğun alanından kaynaklı. Peki arkadaşım nasıl yapalım bundan sonra? Şunu diyebilirim. Şuradaki üçgenin alanlarıyla şu yeşille gösterdiğim üçgenin alanlarının toplamı birbirine eşit olmalı. Çünkü paralel kenarlıktan dolayı. Bak burasının tamamının alanı A artı kaça eşit? 32 eşit. Burası 13 artı A ise EB AE tabanlar eşitse yükseklikler de eşit olduğuna göre buranın alanında 13 artı A olması gerekir. Şimdi yazalım bu her ikisini. 13 artı A, 13 artı A da 26 artı 2 A eşittir. Buradaki üçgenin büyük üçgenin alanına A artı 32. A'yı sola 26 sağa atarsan A'yı 6 bulmuş olursun. E benden istenen zaten A'ydı. E doğal olarak doğru seçeneğimin de Bursa olması gerekir.